Evet arkadaşlar, ormanda gezerken bir anda böyle bir mağara gördük ve şimdi o mağarayı sizinle birlikte bakacağız ne var içerisinde diye. Evet, şimdi su gözüküyor. Aa, suyun hemen yine bakmak istiyorum. Harika, sop soğuk bir su arkadaşlar. Müthiş, 2 metre derinliğinde. Şu nizama bakın arkadaşlar, düzene bakın. Nasıl yapmışlar, pürüzsüz bir şekilde nasıl işlemişler. Harika. Ve suyun seviyesi hiçbir şekilde düşmüyor. Bakın arkadaşlar, yosundan beri ne kadar düştüğü belli. Şu anda yaklaşık 20 günden beri yağmur da yağmıyor. Ve böyle bir güzellik yapmışlar. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle şu görmüş olduğunuz kenar boyunca su toplama yeri yapmışlar. Yani bu kayadan yağan yağmur arkadaşlar şuradaki kanala geliyor. Bu kanaldan ağrı, buradan ağrı bu kuyunun içerisine giriyor. Aynı şekilde bakın, buradaki daha belirgin. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle gene bakın. Gidiyor elim. Burada ta şurada kanal var. Bu yukarıdan kayadan gelen su arkadaşlar buradan süzülerek temiz bir su olarak bakın arkadaşlar şurada çok güzel yapmışlar. Şuradan ağrı içeri girerek doluyor. 20 günden beri yağmur yağmıyor ve 20 günden beri azalan su burada. Zamanında bunu kesinlikle insanlar içiyordu. Ama şimdi kime hizmet ediyorlar arkadaşlar? Yaban hayatındaki hayvanlara hizmet ediyorlar. Görüyorsunuz zamanın insanları çok daha mükemmel bir eser bırakmışlar. Yıllar boyu hala kullanılıyor. Sarnıç. Bu tarzlara sarnıç derler arkadaşlar. Suyu da gerçekten serin. Arkadaşlar, harika bir yapı. Çok hoşuma gitti. Evet, bakalım daha neler göreceğiz ilerleyen konumlarda. Çok enteresan. Şöyle kayanın görüntüsünden göstereyim. Arkadaşlar, tabii ki böyle bizim gelen insanlarımız da böyle ağaçlara yamalık bağlayarak böyle bir kirlilik yapmışlar maalesef. Batıl inançlar yapmışlar. Evet arkadaşlar, yine bir zirvedeyiz. Bir kayanın da başındayız. Bir tarihi bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle güzelliğini hemen yine göstereyim ben size. Bakın böyle bir su sarnıcı var. İçerisinde yüzülebilecek konumda. Ve böyle güzel bir manzara eşliğinde bugün keyfini çıkartıyoruz güneşli bir havada arkadaşlar. Ve bakın çok enteresan şeyler. Kayada bitmiş olan çam ağaçları da var. Evet. Harika bir yer. Harika bir gölet var. Suyu da çok soğuk. Evet, çam ağaçları arasında. Müthiş bir yer. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.